AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışı yapıldı. AK Parti Nizip Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sarı, Ali Şahin, Halil Mazıcıoğlu, Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve çok sayıda partili ve davetlinin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Açılış öncesi farklı noktalardan toplanarak seçim bürosuna doğru yürüyüş yapan ve davul zurna eşliğinde destek veren vatandaşlar da açılışa renk kattı. Çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen açılış sonrası Maliye Bakanı Şimşek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin birer konuşma yaparak gerek Gaziantep, gerek Nizip, gerekse tüm ilçelerin AK Parti iktidarı döneminde hizmete doyacağını anlattılar. Programda selamlama konuşması yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, Belediye Başkanı Akdoğan, milletvekilleri Sarı ve Şahin ise yeni Türkiye ve güzel yarınlar için AK Parti'ye destek istediler. Onları illerinden çıkarıp
aklı başında yargılayabilmemiz için bu ihanetlerinin, bu casusluklarının, bu şerefsizliklerinin hesabını sormak için bir araya gelen dostlarım. Allah'ın izniyle bu AK Parti kadroları paralel ihanet çetesinden hesap sormazsa bizlere yazıklar olsun. Sayın değerli dostlarım, bugün bizleri şereflendirdiğiniz için hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlarım, sizler bizlerin her şeyisiniz. Bizler sizlere hizmetkar olmaya geldik. Allah'a şükürler olsun, yapılan bütün seçimlerde %38'le başladık, 59'a çıktık. 59'dan 64'e çıktık. Bu seçim, evet Allah sizlerin gayretiyle 65 yapacağız inşallah. Var mısınız? Belediye başkanlığı seçiminde 45'le başladık, 49'a çıktık. 49'dan 54'e çıktık. Bizler hiç duraksamıyoruz. Her seçim sizlerin gayretiyle 5 puan artırarak hep geldik. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 65 diyeceğiz, daha da üstüne çıkacağız inşallah. Değerli dostlar, şimdi vekilimiz Mehmet Sarı Bey 3 dönemdir milletvekilliğimizi yaptı. Allah rızası için olsun. Mehmet Sarı'dan razı mısınız? Allah sizlere razı olsun. Sizler vefalı insanlarsınız. Sizler Kadir Şinalı insanlarsınız. Değerli dostlar, içinizde bir tanesi Nizip Belediye Başkanı'nı aradım da yetişemedim diyen var mı? Var mı içinizde? Eğer içinizde bir tane, 140 bin kişi için söylüyorum, ulaşamadım diyen varsa buradan ineceğim, onun elini öpeceğim, özür dileyeceğim, helallik alacağım. Vesayet altına almak isteyen bazı çevreler vardı. Allah'a şükürler olsun. Hiçbirini vesayet altına girmedik. Bundan sonra da girmeyiz inşallah. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Nizip ilçemizin değerli başkanı, değerli milletvekili arkadaşım Mehmet Sarı kardeşim ve Nizip'in aziz insanları, hepinizi saygıyla selamlıyor, mitingimize hoş geldiniz diyorum.
gelirken bana tıpkı İstanbul'un fethini hissettirdiniz. Bugün Nizip'in tam 9 noktasından buraya gelirken bana Medine'den Mekke'ye o kutlu dönüşü Mekke'nin fethini hatırlattınız. Bugün Allah'ın izniyle İstanbul gibi Nizip düşmüştür. Bugün Nizip'e AK Parti'nin mührünü yüreğinizden gelen en büyük güçle vurdunuz. Siz istisnasız tam 10 seçimden bu yana Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun arkasında durduğumuz için bugün Allah'a hamdolsun yeryüzünün bütün zalimlerine karşı meydan okuyabilen bir AK Parti'niz var, bir davanız var. Aşılmazmış gibi görülen meselelerini ve sorunlarını siz Nizipli kardeşlerimizin tam 13 yıldır arkamızda dimdik durmasıyla çözdük. Bakın 12 yıl 13 yıl öncesine gidelim. Nasıl bir Türkiye vardı karşımızda? Hastane köşelerinde çocuklarımızın kucaklarımızda hastane kuyruklarında can verdiği o günleri asla unutmayalım. Nizip meydanında, heykelin orada, tüp kuyruklarını, yağ kuyruklarını, un ve şeker kuyruklarını unutmayalım. Milletvekilimiz sizin evladınız Mehmet Sarı. Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekilim, çok değerli il başkanım, değerli ilçe belediye başkanım ve 12 yıldır gece gündüz yaşlısından gencine, kadınından erkeğine hizmet etmekten onur ve şeref duyduğum değerli hemşerilerim, Esselamu Aleyküm. Değerli arkadaşlar, biz sizlerle olmaktan onur duyuyoruz. Sizlerle olmaktan gurur ve şeref duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. 12 yıl içerisinde dokuz tane seçimi hep beraber atlattık. Bu Allah'ın izniyle 10. seçimde yine beraberiz. Siz Nizipli hemşerilerimiz her seçimde oylarını arttırarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arkasında durdunuz. Bizler de milletvekilleri olarak, belediye başkanımız olarak, meclis üyelerimizle sizlere hizmet etmekten her zaman onur ve şeref duyduk. Bugün 7 Haziran'da sandık başına gidecek her Nizipli kardeşim bunun değerlendirmesini en güzel şekilde yapacak. Ve inşallah 7 Haziran'daki sandıklardan Nizip'ten en yüksek oy oranıyla Gaziantep'te AK Parti'yi temsil edecek olan oyları da vermiş olacak. Bu noktada bizim hemşehrilerimize inancımız tamdır. Güvencimiz tamdır. Biz sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Bu 7'sinden 70'ine bütün insanlarımıza hayırlı olsun, helal hoş olsun. Değerli dostlar, bu zaman içerisinde teşkilatlarımızda, meclis üyelerimizde, milletvekilliğimizde, bizlerle yol yürüyen bütün arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Bu zaman içerisinde her zaman bizlerin yanında olan aileme, kardeşlerime, ağabeyime özellikle teşekkür ediyorum. Siz Nizipli hemşehrilerime,
kıymetli hemşehrilerime hasreten teşekkür ediyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Kardeşlerimi de kucaklıyorum. Hanımefendilere saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Genç kardeşlerime de muhabbetlerimi sunuyorum. Bakın bu 7 Haziran seçimleri diğer seçimlere benzemez. Bu 7 Haziran seçimleri büyük Türkiye'nin temelini atacağımız bir seçim olacaktır. Bu 7 Haziran seçimlerinde ittifak yapan partileri görüyorsunuz. Bir araya gelen insanları görüyorsunuz, seçim vaatlerini de görüyorsunuz. Bir zamanlar hanım bacılarımızı başörtüsünden dolayı okullardan atanlar, bir zamanlar hanım kardeşlerimizi başörtüsünden dolayı askeri kışlalara evladının yemin törenine koymayanlar, bir zamanlar Kur'an-ı Kerim'i yasaklayanlar, ezanı yasaklayanlar ve bugün geldiğimiz noktada biz iktidar olursak Diyanet'i kaldıracağız diyenler, İmam Hatipleri kapatacağız diyenler, bunlarla Allah'ın izniyle 12 yıl zaman içerisinde okullarda Kur'an-ı Kerim derslerini serbest bırakanlar, Siyer-i Nebi'yi serbest bırakanlar, devletin tüm kademelerinde başörtüyle çalışmayı serbest bırakanlar ve Allah'ın izniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başörtüyle oturan hanım kardeşlerimize destek verenleri teraziye çıkaracaksınız. Sevgili kız kardeşlerim, ablalarım, abilerim, sevgili gençler, sevgili hemşehrilerim. İnsanlık tarihi kadar eski bir yolculuktu. Nizam'a maşallah diyelim. Coşkunuz için size maşallah diyelim. Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım, bu yolculuk insanlık tarihi kadar eski bir yolculuk. İyilerle kötülerin mücadelesi. Fitne çıkaranlarla iş yapanların, hizmet yapanların mücadelesi. Yalan konuşanlarla hasbi bir şekilde cesaret edenlerin mücadelesi. O yüzden 13 aydan beri de sizlerin desteğiyle Hacı Fevzi Başkanım'la beraber Nedim'in yerel kalkınması için huzurlarınızdayım. Bana en asfisi kim derseniz, en cesaretlisi kim derseniz, kim gönlüyle başkanlık yapıyor derseniz, kim adam gibi adam derseniz Hacı Fevzi Akkoğan'dır. Beraber daha seçim öncesi şunları şunları yapmamız lazım dedi. Ne yapacağız başkanım dedim. Bu TMO'nun binası var ya şu anda toprak mahsulleri ofisi, bunu şehrin dışına çıkaracağız dedi. Baş üstüne başkanım dedim. Bugün yazı geldi. TMO şehrin dışına çıkıyor. Hayır olsun. Nizip bir başka güzel olacak. Karpuz atanıyla bir başka güzel Nizip olacak inşallah. O yüzden değerli kardeşlerim, biz makamları insanımız için kullanıyoruz.
Biliyoruz ki her bakan bir sınavdır. Ve bu dünya bir sınavdır. Bu sınavı geçebilmemiz için hepinizin hayır duasını almamız lazım. Allah'ın izniyle, yoluyla, suyuyla, Salkımlı'nın, Adaklı'nın, Tatlıcağ'ın, kapalı konularla gideceğiz sistemliğine. Neye ihtiyacınız varsa bacımız sizin emrinizde inşallah. Ama bir kardeşiniz olarak sizden çok özel bir istirhamım var. 10. seçimimiz. Her seçim çok zordu. Ama 7 Haziran bir taraftan bölücü örgüt Kadir'den talimat alıyor. Bir taraftan cemaat kitlesi altında paralel örgüt Pensilvanya'dan talimat alıyor. Bir Türkiye istiyorlar. Yenisini de müsaade etmeyeceğiz inşallah. Hep birlikte şahı kaldıracağız bunu. Ve bu takım başımızda paradın başı başımızda, belediyelerin başkanı başımızda, Ali kardeşim sizi temsil ediyor. Uçuracağız bu nizibi. Uçuracağız inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz sizinle gurur duyuyoruz gençler. Sağ olun, var olun. Selam olsun. Nizip'in dere köylerine selam olsun. Dağ köylerine selam olsun. Barağına selam olsun. Delikli Kayası'na selam olsun. Fergani'sine selam olsun. Hafız Paşa'sına selam olsun. Nizip'in güzel insanları selam olsun. Nizip'te Müftü Salih Efendi'nin, Dede Efendi'nin, Seyit Hasan'ın, Mehmet Emin Erhoca Efendi'nin yetiştirmiş olduğu talebeleriyle güzel şehrimizde sizin gibi güzel insanlarla bir araya getirdiği için Allah'a hamd ediyoruz. Hepiniz seçim bürosu açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli Nizipli kardeşlerim, Nizip'te hepiniz AK Parti kurulduğundan beri canla başla bu millet davasında omuz omuza verdiniz. Bu milletin davasında daima AK Parti'nin yanında oldunuz. Şimdi 7 Haziran'da yeni bir seçime daha gidiyoruz. Bu seçim Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Türkiye'nin istikrarını çekemeyenler var. Türkiye'nin ekonomide, siyasette, dış politikada büyümesini ve önce olmasını çekemeyenler var. O yüzden tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. O yüzden işbirliği yapıyorlar. Şer ittifakı yapıyorlar. Görüyorsunuz, ittifaklarda kimler var? CHP'si, HDP'si, paralel yapısı bir araya gelmiş. Ne diyorlar peki? Türkiye için bir şey mi söylüyorlar? Nizip için daha iyi yapacağız mı diyorlar? Gaziantep için daha iyi şey yapacağız. Onu mu söylüyorlar? Hayır. Söyledikleri tek şey
AK Parti gitsin, Türkiye batarsa batsın. Bunların siyaset anlayışı bu. Bunların vizyonu bu maalesef. Ama bu aziz millet, bu kirli ittifaka, bu şer ittifakına gerekli dersi 7 Haziran'da sandıkta verecek, 8 Haziran'da Türkiye'nin dışında kaçacak, delik arayacaklar, Pensilvanya'dakinin yanına gidecekler. Bir diğer taraftan CHP. CHP ne diyor? Diyor ki CHP, bana 4 yıl iktidar verin Kılıçdaroğlu. Ya sana 4 yıl değil, 4 gün bile bu millet iktidar vermez, vermeyecek. Bu CHP'ye iktidar verdiğinde ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Camileri affedersiniz ahır yapanlar, Kur'an kurslarını ahır yapanlar siz değil miydiniz? Ne yüzle bu milletin karşısına çıkıp o istersiniz? Ve şimdi çıkmış, ben İmam Hatip liselerini kapatacağım diyor. Kesinsiz eğitimi getireceğim diyor. 28 Şubat'ta yaptıklarını tekrar yapmayı vaat ediyor. Bunlar iktidar yönetemez, bunlar devlet yönetemez. 4 gün Kılıçdaroğlu başbakan olsa bir gün hazinenin içini boşaltır. Bir gün bankaları boşaltır. Öbür gün İmam Hatip liselerini kapatır. Kur'an kurslarını kapatır. Öbür günde ülkeyi terk eder, çeker gider. Ama bunlara gereken dersi sizler vereceksiniz. Bugün buradan 10 tane koyun versen Karşıyaka'ya giderken tek başına kalır, yolu da bulamaz bu Kılıçdaroğlu. Bu Kılıçdaroğlu'na kimse oy verir mi arkadaşlar? MHP'ye bakıyorsunuz. Ya gerçek milliyetçiliği yapan işte AK Parti. AK Parti'nin kurucu lideri bu iktidarı 2002'de devraldığında 23,5 milyar dolar IMF'ye borcu vardı. Memurun maaşı ödenemiyordu. Emekli kardeşlerimin maaşını ödeyecek hazinede para yoktu. Bizim AK Parti öncesinde yöneticiler Avrupa ülkelerinde kapı kapı dolaşıp ya ne olur bize bu ay emekli parasını ödeyeceğiz, para verir misiniz diye para istiyorlardı. Ama 14 Mayıs 2013'te bu milletin evladı Recep Tayyip Erdoğan döneminde IMF'ye olan borcumuzu ödedik, bitirdik. Şimdi ne diyoruz? IMF'ye ihtiyacın varsa sana borç veririz diyoruz. Hacı Fevzi kardeşim var, belediye başkanımız, başarılı çalışkan başkanımız. Hep beraber çalışacağız. Ve inşallah omuz omuza çalışacağız. Bu aziz millet, bu aziz milletin Allah'tan başka sığınağı, milletten başka da, milletin rızasından da başka bir talebi yoktur. Çünkü biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, cevide kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. 7 Haziran'da yeni zaferlere, yeni anayasayla, sivil anayasayla, başkanlık sistemiyle, güçlü yönetim, istikrarlı yönetim için AK Parti'ye vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy verirseniz verin, ister MHP'ye, ister CHP'ye, ister HDP'ye, Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için, ekonomik kriz olmasın diye AK Parti'ye destek vermeye bütün Nizipli hemşehrilerimi davet ediyorum. Hizmet için maşallah, maşallah. Maşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Nizip'in güzel insanları. Hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Maşallah. Büyük bir coşku. Değerli kardeşlerim, Gaziantep'te ucuz konut için az önce söylediğim gibi 5,5 milyon metrekareyi
devrettik. En büyük sorun arsa, arsa meselesini hallettik. İşçimize, esnafımıza, emeklimize Gaziantep'te ucuz konut yapmanın yolunu açtık. Artık belediyemiz ve TOKİ birlikte çalışıp ucuz konut noktasında Gaziantep'in önümüzdeki 20-30 yıllık meselesini halletmek üzere gereken altyapıyı oluşturduk. Nizip'te aynı şekilde belediye başkanımızla konuştum. Burası da bir sanayi kenti. Burada da organize sanayi bölgesi tamamen doldu. İkinci organize sanayi bölgesinin kamulaştırması yapılıyor. Ve dolayısıyla burada da ucuz konut için hazinenin yerlerini tespit edip bu konuda TOKİ üzerinden, Büyükşehir Belediyemiz üzerinden, Nizip Belediyemiz üzerinden ne gerekiyorsa yapacağız. Değerli kardeşlerim, Nizip'te olsun, Gaziantep'te olsun, bizim en güçlü tarafımız sanayimiz. Bugün eğer Diyarbakır'daki sorunları yaşamıyorsak, bu Gaziantep'te bizim sanayi altyapımızdan, birlikte çalışma kültürümüzden, toleranslı bir toplum olmamızdan kaynaklanıyor. Değerli kardeşlerim, biz şimdi Gaziantep sanayicisinin Nizip'ten, Gaziantep merkezinden ürettiği malı dünyanın bütün ülkelerine, Mersin yerine İskenderun'dan götürmesini sağlayacak, yani yolu 163 kilometre kısaltacak, navlun maliyetlerini azaltacak bir projeyi, Amanos dağlarını tünellerle delmeyi vaat ediyor değerli kardeşlerim. Amanos dağlarını tünellerle delip Nizip'te üretilen malları dünya pazarlarına çok daha ucuz ulaşacak. Değerli kardeşlerim, dördüncü olarak biz eğitimi önceliklendirdik. Bakın, bugün muhtarlarımızla konuşurken belediye başkanımız bana bir tane veri söyledi. Cumhuriyet tarihinde bizden önce 79 yılda 57 tane hükümet gelmiş. 57 tane hükümet. Kaç okul yapmış, kaç derslik yapmış? 550 tane derslik yapmış. 550 derslik. Kim yapmış? Allah razı olsun. Bizden önce 79 yılda 57 hükümet gelmiş. 550 tane derslik yapmışlar. Biz, bakın, biz 12 yılda AK Parti hükümetleri olarak 1165 tane derslik yapmışız. Arkadaşlar, bakın, eğitim çok önemli. Ben bunun en bariz örneğim. Bir dağ köyünden çıkıp anası babası okuma yazma bilmeyen birisiyim ben. Ve iyi eğitim sayesinde fırsat eşitliğini yakaladım. Bu ülkemizin hakikaten hiçbir ayrımcılık olmadığını gösteriyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlarsak sizin çocuklarınız da dünyanın en iyi şirketlerinde, en büyük şirketlerinde en iyi görevler yaparlar, bırakın Türkiye'yi. İşte o nedenle biz eğitimi önceliklendirdik. Gaziantep şu anda sağlıkta Türkiye büyük bir devrim yaşadı. Gaziantep'te 26 tane hastane var. Ama biz şimdi Türkiye'nin, hatta iddia ediyorum, dünyanın en büyük hastanelerinden bir tanesini Gaziantep'te yapacağız. 1800, bakın, şu anda Gaziantep Şehir Hastanesi 1800 nitelikli yataktan oluşacak. 1800 yatak bir tek hastanede. Şu anda Gaziantep'teki en büyük hastane 300-400 yataklı. 1800 yatak. Bunun zaten ihalesi yapıldı. Gaziantep'i Türkiye'nin, Orta Doğu'nun en büyük sağlık merkezlerinden, sağlık üslerinden birisi yapacağız. Değerli kardeşlerim, bir seçime gidiyoruz. Muhalefet meydan meydan dolaşıyor. Ekran ekran dolaşıyor. Allah için Türkiye'ye ilişkin vizyonları hakkında bir bilginiz var mı? Türkiye'yi nereden nereye nasıl taşıyacaklar, o konuda bir şey söylüyorlar mı?
90'lı yılların siyasetini yapıyorlar. Türkiye o siyasetten çok çekti. Türkiye popülizmden, içi boş vaatlerden çok şey çekti sevgili kardeşlerim. 90'lı yılların sonunda Türkiye fiilen iflas etmiş bir ülkeydi değerli kardeşlerim. IMF dışında borç veren hiç kimse yoktu değerli kardeşlerim. Bakın size bir şey söyleyeyim. 1994 yılını hepiniz hatırlarsınız, gençler hariç. 1994 yılında dünyada kriz var mıydı? Yok. O zaman iktidarda kim var? Bugünkü CHP, yani SHP ve DHP. Ne oldu biliyor musunuz? 1994'te dünya güllük gülistanlıkken, dünya hiçbir kriz yaşamıyorken küresel ölçekte Türkiye tarihinin en büyük krizini yaşadı. Yaşamadı mı? İki anahtar dediler. Eldeki anahtarlar gitmedi mi? Ya bu popülizm var ya, popülizm bir tuzaktır, bir hastalıktır. Bunlar 90'lı yılların siyasetçileri. Yeni Türkiye'yi biz inşa etmeye çalışırken onlar Türkiye'yi tekrar 90'lı yıllara götürmeye çalışıyorlar. Bakın, iki gün önce ana muhalefetin koskocaman genel başkan yardımcılarından bir tanesi ne diyor biliyor musunuz? Türkiye bugün veya yarın diyor Suriye'ye girecek diyor. Hani bugün yarın, iki gün geçti aradan. Değerli kardeşlerim, adamların Türkiye ilişkin bir vizyonu yok. Bir programı yok. Gündeme gelmek için de maşallah ustalaşmışlar. Her şeyi saptırmaktan, milletin gözünün içine baka baka yalan atmaktan Allah bizi korusun. Biz ne kandıran oluruz, ne kandırılan oluruz. Biz popülizm tuzağına düşmeyeceğiz. Niye? Çünkü o tuzağa Türkiye 90'lı yıllarda çok düştü. 70'li yıllarda çok düştü. Şimdi 70'li yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu dönemde Türkiye'de mazot kuyrukları yok muydu? Yağ kuyrukları yok muydu? Şimdi diyor ki ben mazottan vergiyi almayacağım. Değerli kardeşlerim, geçen sene biz petrol ve doğalgaz ithalatına 55 milyar dolar ödedik. Siz bunun fiyatını düşürürseniz tüketimi artar. Tüketimi artarsa cari açık artar. Peki bunu finanse edecek dövizi nereden bulacaklar? Ben size soruyorum. Bu zihniyet IMF'de yardımcı olamaz. Çünkü bakın 1958'den ta AK Parti'nin bu bizim döneme kadar ne oldu biliyor musunuz? Hep IMF programları oldu. Dervişin programı diyorlar ama hep IMF yazdı. IMF'nin reçeteleri oradan yazıldı. Ama onu bile uygulayamadılar. Programın yarısında kaçtılar. Değerli kardeşlerim, biz geldik IMF'ye borcu ödedik. İnsan kendi ülkesini kötüler mi? İnsan kendi ülkesini itibarsızlaştırmaya çalışır mı? İnsan kendi ülkesine komplo kurar mı? Kuruyorlar değerli kardeşlerim. Kurdular değerli kardeşlerim. Nizip. Şimdi başkan diyor ki, bakanım diyor, son 12 yılda Nizip'e 1 katrilyon yatırım yapıldı. Değerli kardeşlerim, Nizip 1 katrilyonu hakkıyla anasının öz sütü gibi hak etti. Değerli kardeşlerim. Çünkü siz, sizin bu güçlü desteğiniz olmasaydı AK Parti bunları yapamazdı değerli kardeşlerim. İnşallah. İnşallah. Bir daha. Değerli kardeşlerim. Gençler. Gençler. Bakın. Önümüzde 28-29 gün kaldı. Bacılarım. Bacılarım. Önümüzde 28-29 gün kaldı. Daha çok çalışalım. Çalmadık kapı bırakmayalım. Anlatalım ne olur. Çünkü çok önemli. Rehavete kapılamayız. Allah'ın izniyle çok güçlü bir şekilde 2019'a kadar büyük reform programını uygulayacağız. 2023'e de
Bu büyük hedeflerle inşallah Avrupa ile arayı tamamen kapatmış, bölgesinde ve dünyada küresel, saygın, büyük bir aktör olarak Türkiye'yi o noktaya taşıyacağız. Her bir akı karadan seçtik memleket için, en zor güzergahtan geçtik memleket için. Yapılan konuşmaların ardından AK Parti ilçe seçim bürosunun açılışını yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Nizip İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen akşam yemeğine katıldı.